Muhterem katılımcılar, değerli basın mensupları, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, aziz hemşerilerimiz, bugün buraya vicdanların çağrısına, yüreklerinin sesine kulak vererek gelen hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, toplanma amacımızı ifade ederek hemen sözlerime başlamak istiyorum. Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize davet edilişini şiddetle kınıyoruz. Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Aksa'ya selam, direnişe devam! Aksa'ya selam, direnişe devam! Aksa'ya selam, direnişe devam! Aksa'ya! Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu Van Bülut çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz? Yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti? Bu denklemde değişen nedir? Bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze'ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti? Yoksa İsrail bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti? Bu soruları soruyor ama daha çok vicdanlarınızın sesine kulak vererek cevaplamamızı istiyoruz. Buradan 80 il ve tüm ilçelerimizden haykırıyoruz. İktidarda bulunanlara sesleniyoruz. Türkiye toprakları işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız kurtuluş savaşımız sonucunda bu topraklar bize vatan, tüm mazlum coğrafyalara ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclis diye nitelendirdiğimiz meclisimiz, gazilik unvanını işgaller karşısında kazandığı zaferlerle almıştır. Siz bir başka katil Şimon Peres'in Gazi Meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda bulunurken bugün bir başka utanç verici adımı attınız. Bu aziz topraklarda bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmeyecektir. Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız. İsrail normalleşmeden, ki normalleşmesi mümkün değildir, İsrail ile normalleşmek mazlum kardeşlerimize ihanettir, tarihi müktesabatımızı hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden, Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez. Çok net ifade ediyoruz. Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa bilin ki Filistin'le anormalleşiyordur. İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz. Dostları İsrail, Amerika ve Rusya olur.
Düşmanları ise Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkeleri olan bir dış politika anlayışını reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bizler bu davete en yüksek sesle itiraz ediyor, ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanı'na böyle bir adımı yakıştıramadığımızı altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık. İktidarda bulunanlar kulak vermedi. En azından şimdi bu hatadan dönülmeli, Herzog'un ziyareti sonlandırmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir. Katil İsrail, Türkiye'den defol! Katil İsrail, Türkiye'den defol! Katil İsrail, Türkiye'den defol! Katil. Saadet Partisi olarak tüm bu süreçlerin takipçisi olduğumuzun, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı her haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacağımızın, iktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini isteriz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Burada yaptığımız çağrının Ankara'dan duyulmasını, iktidarda bulunanların ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın attığı bu yanlış adımdan dönmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye, özgür Filistin'e ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Zalimler için yaşasın cehennem, saygılarımla selamlarımı iletiyorum.